İyi akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar evvela birazdan 31 Ağustos'a gireceğiz. 10-15 dakikamız var. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hepinizin kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, Osmanlı Türk Harbiyesi'ne, devrim arkadaşlarına teşekkürü bir borç biliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, hatıratlarımdan bir nokta var. Benim böyle ömür boyu hep böyle beni etkilemiştir bu olay. 1992 yılında İstanbul Sefaköy'de bulunan Söğüt Çeşme Lisesi'nden mezun oldum. Biz tabii iki telde oturuyoruz. Burası varoştur. Buranın yolu problemdir, kanalizasyonu problemdir, suyu problemdir. Burası fakir mahalledir. Biz de bir babanın dört çocuğuyuz. Babamız işçi, onun babası da çiftçi. Yani İstanbul'da bugün yaşayanların %95'i neyse biz de o şekilde. Tabii dört çocuklu bir aile ve ailenin en büyük çocuğu da benim. Her yaz tatilinde aşağı yukarı ortaokuldan sonra her yaz tatilinde çalışmak zorundayız. Yani bir harçlığımız, okul, kıyafetimiz. Biz tabii liseyi bitirdik, üniversite sınavına girdim. Kendimi biliyorum, bir şeyler kazanacağımı yani %90 biliyorum. Burada Basın Ekspres yolunun bitiminde, şu an 212 AVM'nin karşısında Derbey fabrikası vardı, Derbi fabrikası. Bu fabrika aslında daha önceden Zeytinburnu'nda bulunan bir fabrika, sonra buraya gelmiş. Tabii Zeytinburnu'ndakiler daha özel, daha iyi, daha kaliteli, maaşı, primleri yüksek. Oradan emekli olanlar köşe, öyle diyelim. Biz de yaz tatilinde iki telin gençleri gibi birçok genç oradan çalışmıştır. Orada ayakkabı yapılan bölüm de var. Bir de arabaların bu kasnak kayışları, onlar yapılan bölüm vardı. Biz de gittik, müracaat ettik. İki kişi benimle görüştü. Birisi Zafer Bey'di. Orada bulunan Zafer Bey. Yaşıyorsa teşekkür ediyoruz. Öldüyse Allah gani gani rahmet eylesin. Ben onu... Hatta bizim zamanımızda derlerdi ki ya Zafer Bey devrimci bir adam. Komünist Zafer derlerdi. Yanında da bir Yahudiymiş. Yahudi var. İkisi benimle görüştüler. Her başvuranla görüştüğü gibi. Bizim seriden herhalde 40-50 civarında alım olmuştu. Dediler ki işte böyle böyle liseyi bitirdim. Dediler kazanır mısın sınavı? Adamlar bana hani ben aklıma geliyor ya ben kazanırım desem bunlar beni işe almazlar. Nasıl olsa 2-3 ay sonra gidecek diye başkasını alırlar diye düşündüm. Ama şey de söyleyemedim. Hani yalan söylemek de pek istemedim. Dedim belli değil yani. Kazanabilirim. Bilemiyorum dedim ama kazanamazsam da boşta beklemeyeyim diye düşündüm. Bunun üzerine beni de işbaşı yaptırdılar. Birisi tabii Yahudi'nin adını hatırlamıyorum. Birisi genel müdürdü. Birisi de patrondu. Birinin adı Lağım Bey'di, birinin Joseph Bey'di ama hangisi Joseph'ti, hangisi Lağım'dı hatırlayamıyorum. Yahudi işletmenin sorumlusu Zafer Bey de oranın müdürlüğünü, şefliğini yapıyor. Aldılar arkadaşlar, şöyle bir şey oldu. Ben orada 1,5 ay çalıştım. Sigortamızda yaptılar. Bakın bugün emekli olacaksa bir yaş haddine bile takılmıyorsun. 92 senesinde onların emeği var. 1,5 ay çalıştım. 1,5 ay sonra üniversite sınavını kazandığım evrakı gelince kendileriyle durumu izah etmek üzere görüştüm. Dedim böyle böyle. Biz Zafer abi diyorduk. Zafer abi böyle durum dedik. Öbürü yine o oradaydı. Bezi inşallah artık Yahudi olan. Ona da müdürüm diyorduk. Şimdi Derbi fabrikasının şöyle bir sistemi vardı arkadaşlar. Normal maaşını alıyorsun. 3 ayda bir bir maaş ikramiye alıyorsun. Bugün kaç para asgari ücret? 2000 diyelim 2100 lira bandında. 3 ay çalışınca 3. ayın sonunda sana bir 2100 lira da ekstradan veriyorlar. Ama ben orada 1,5 ay çalıştım. Şimdi 1,5 ay çalıştım, çıkışımı alıyorum. Normal hak edişte yok. Yani 3 ay çalıştığın zaman sen bunu alabilirsin. Dedim durum böyle böyle ben üniversiteye gideceğim. Şey yapmadılar hani sen böyle yaptın bizi şey yaptın işte biz senin yerine başkasını alırdık diye kafamızı ağrıtmadılar. Sonra tam çıkarken
Zafer Bey dedi ki hani lafa geldim, bizim jenerasyon, biz hep hani tutucu kesimden geliyoruz. Bu komünist Zafer, yanında da Yahudi. Dedi ki evladım bir bak dedi. Sen dedi 3 ay çalışsaydın dedi bir maaş bizden prim alacaktın dedi. Sen dedi 1,5 ay çalışmışsın, 1,5 ay kalmış, sana dedi yarım maaş prim vereceğiz. Ben çok sevindim. Yani o para benim öğrencilik hayatımda beni sanki yani 5 tane maaş almış gibi memnun etti. Çünkü gariban bir aileyiz, fakiriz. Yani tanıyanlar, komşularımız, akrabalarımız biliyor. Yani bizim ayakkabılarımızın 4 kardeşin en az ikisinin yırtıktır her zaman. Şimdi arkadaşlar, ömrü hayatımda bir kere böyle bir Yahudinin iyiliğini gördüm. Bir kere komünist, yani komünist dediğimiz bu devrimci kesimin çok iyiliğini gördüm. O ayrı bir konu. Şimdi bizim tutucu kesimden olsaydı, Hacı Hoca takımından birisi olsaydı. Yani o adam üstüne vazife olmadığı halde orada müdürlük yapan şöyle söylerdi. Ömrü hayatımda bunlarla yaşadım. Ya sen ne prim istiyorsun? Daha 3 ay çalışmadın ki. Hak etmedin ki sen bunu deyip kraldan çok kralcı olup zıplayıp patrona, müdüre yalakalık yapacak. Her zaman bu tipler vardır ve bizim kesimdedir. Hatta ben bir şey istemedim. Adam şunu da diyebilir. Ya sen bizi bırakıp gidiyorsun. Sen 15 gün bir ay öncesine haber vermiyorsun. Sen gidecektin, buraya niye girdin? Hiçbir şey söylemediler. Demek ki bana inandılar. Bizi sevdiler. Yarım maaş primi verdiler. Yani bu anıyı da yaşadıktan sonra arkadaşlar, ömrümün hiçbir döneminde bir Yahudi'yi kötülemek istemedim. Bir devrimciye hiçbir zaman olumsuz bakmadım. Ben bu iki grubun iyiliğini gördüm. Ama bizim taraftan buna yakın bir iyilik görmedim. Köstek olmak dışında bir halt ettikleri yok. Herkese iyi günler diliyorum.